Merhaba arkadaşlar, İyonik bileşiklerin özelliklerini ikinci videomuzda devam ediyoruz. Bu videoda iyonik bileşiklerin suda çözünmelerinden bahsedeceğiz. İyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünüyorlar. Peki çözünme denklemleri nasıl yazılır? Bahsedeceğimiz bu. İyonik bileşiklerin ilk 4 özelliğini ilk videoda söylemiştik. Şimdi geldik 5. özelliklerine. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar iyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünüyorlar. Ve bu nedenle sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. Hatırlayınız katı halde elektrik akımını iletmiyorlardı. Sıvı halde iyonlar serbest hareket edebildiği için iletiyorlardı. Şimdi sulu çözeltilerinde de iyonlaşarak çözündükleri için elektrik akımını ilettiğini söylüyoruz. İyonlaşma denklemlerini yazmadan önce bunların nasıl iyonlarını oluşturduğundan bahsetmek lazım. Yani iyonik bileşiklerin Lewis yapılarından kısaca bir bahsedelim. Bir bileşik üzerinden. Örneğin magnezyum florür iyonik bir bileşik. Magnezyumun atom numarası 12, florun atom numarası 9. Katma elektron dizilimini yapacak olursak magnezyumun 2, 8 ve 2. Son katmanın da 2 elektronu var. Yani 1 ve 2 diyelim. Bu iki elektrondan kurtulması lazım. Florun katma elektron dizilimi 2, 7. Son katmanında 7 elektronu var. 1, 2, bunları tek tek yerleştirmek lazımdı tabii. 4, 6 ve 7. Şimdi formüle baktığımızda her bir magnezyum iyonu 2 tane florür iyonu ile birleşmiş. Neden? Çünkü magnezyum bu elektronu verdiğinde evet bu flor oktetini tamamlamış oluyor ama şu elektrondan da kurtulması lazım. O halde bize ikinci bir flor atomu daha gerekli. Yine tek tek yerleştiriniz lütfen. Beni örnek almayınız. Bu elektronu da buna veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar elimizde bir tane magnezyum artı 2 iyonuna karşılık 2 tane eksi 1 yüklü florür iyon oluyor. Yani bir tane katyon 2 tane anyonla birleşti. Ha sonrasında biz formülü MgF2 diye gösteriyoruz. Ama burada bizim için önemli olan şu iyonların kaçar tane olduğu. İyonlaşma denklemlerinde bu bizim için önemli bir nokta olacak çünkü. Peki bu çözünme olayı nasıl gerçekleşiyor? Bir de bunu video ile izlemenizi isterim. Öncelikle su molekülünde ortak kullanılan elektronlar var hidrojen ve oksijen arasında. Oksijenin elektronegatifliği daha fazladır. Yani bağ elektronlarına uyguladığı çekim kuvveti. O yüzden bu elektronları oksijen kendine doğru daha fazla çektiği için molekülde oksijenin olduğu taraf kısmen eksi yüklenir. Hidrojen tarafları ise kısmen artı yüklenir. Kısmen diyoruz çünkü iyonik bileşikteki gibi alışveriş yok. Daha fazla çekme var sadece. Yani bizim su moleküllerimiz de kutupludur. Ve bu kutupta oksijenin olduğu taraf molekülün eksi tarafı, hidrojenlerin olduğu taraf da artı tarafıdır. Şimdi bakın bu nelere sebep oluyor. Şurada görebileceğiniz gibi çözünme sırasında su molekülleri iyonik kristaldeki iyonları yapıdan ayırıyor. Ve bu esnada eksi yüklü olan oksijenler sodyum iyonlarına, artı taraf olan hidrojenler de eksi yüklü klorür iyonlarına bir çekim uyguluyor. Ve bu çekim sayesinde bu iyonlar yavaş yavaş kristal yapıdan uzaklaştırılıyor. Klorun etrafını çevirecek olanlar molekülün hidrojen tarafları yani artı kutuplar, sodyumun etrafını çevirenlerse oksijenler yani eksi kutuplar. Çözünme olayı böyle gerçekleşiyor ve dolayısıyla çözeltinin içerisinde serbest hareket eden iyonlarımız bulunuyor. Geldik iyonik bileşiklerin suda çözünme denklemlerini yazmaya ya da suda iyonlaşma denklemlerini yazmaya ama öncelikle sizin bileşik adlandırılması konusunda hangi iyonların hangi değerliği aldığını da biliyor olmanız lazım. Yoksa bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Sodyum klorür. Şimdi sodyum ve klorür diye okuduğumuza göre iki tür iyondan oluşuyor. Sodyum iyonları ki yükleri artı birdir. Altına suda diyoruz. Girenler tarafında katı vardı arkadaşlar. Bakının katının suda çözülmesi. İyonu yazdıktan sonra sol altında suda diye belirtiyoruz. Ya da bunun yerine aqua'da yazılabilir. Aqua'da suda demektir. Artı bir de klorür iyonlarımız var. Buna da suda dedim. Formüle baktığımda zaten sodyum ve klorür birebir birleştiği için bu iyonlardan birer tane verilmiş demektir. İkinci bileşiğimiz magnezyum bromür bileşiği. Yani magnezyum artı 2 iyonlarından magnezyum sabit artı 2 değerlik alan bir iyondur. Ve bromür iyonlarından oluşmuş. Demek ki sulu çözeltisine de magnezyum ve bromür iyonlarını verecek. Hani ilk Lewis yapısında yaptığımız gibi. Ama bir tane magnezyum iyonuna karşılık 2 tane bromür iyonu verecek. Dolayısıyla bunun başına 2 diyeceğiz. Zaten çözeltiler nötr yapılıdır. Artı 2
şununla çarptım eksi 2 yine nötral yapıda bir madde oluşur. Alüminyum bromür. Şimdi alüminyum ve bromür iyonlarından oluşacak. Alüminyum bileşiklerinde sabit artı 3 değerlik alan bir katyondur. Artı bromür az önce de yaptık eksi 1 yüklü bir anyon. Bitti mi? Hayır. Bir tane alüminyuma karşılık 3 tane bromür olacağı için denklemde bromürün başına 3'ü yazacağız. Bu katsayıları yazmak çok önemlidir burada. Devam edelim diğer örneklerimize. Şimdi adını da her seferinde okuyorum ki hangi yükler varmış, onu da hangi iyonlar varmış onu da pekiştirelim diye. Gümüş, nitrat. Şimdi gümüş bileşiklerinde sabit artı 1 değerlik alan bir katyondur. Ag artı 1 suda. NO 3 eksi bir köktür, nitrat kökü ve bu bir bütündür. Bunu tek başına yazmanız gerekir. Yani kökleri biliyor olmanız lazım. Bu köklerin içerisinde nitrat, sülfat, yaygın olarak kullandığımız karbonat, hidroksit, başka ne olabilir? Fosfat. Bunlar en yaygın olanlardır ve bunları bir bütün olarak, tek bir iyon olarak düşünmeniz lazım. Bunlar çok atomlu iyonlardır çünkü. Yani NO3'ün altında 3 olması benim için bir şey fark ettirmiyor. NO3 nitrat köküdür. Yani bu aslında AgX gibi bir bileşiktir. Köklere lütfen dikkat ediniz. Altındaki bileşiğimiz alüminyum sülfat. Böyle okuduğuma göre demek ki yapısında alüminyum artı 3 iyonları bulunacak. Artı bir de sülfat iyonları bulunacak. SO4 eksi 2'dir sülfat iyonları. Peki sayılarını bir kontrol edelim. Alüminyumun altında 2 var. Demek ki 2 tane alüminyum iyonuna karşılık sülfatın dışında 3 olduğuna göre 3 tane sülfat iyonumun bulunması lazım. Bir alttaki bileşiğimiz amonyumda bilinmesi gereken köklerden bir tanesidir. NH4 artı bunları da buraya yazdım. Umarım öbürlerini sığdırabileceğim. Biraz kocaman kocaman yazıyorum ama. Şimdi bileşimi tekrar okuyorum. Amonyum sülfat. Yani amonyum artı iyonu var. Bu da çok atomlu bir köktür. Artı bir de sülfat iyonum var. Bunlar dediğim gibi köklerdir. Birbirinden ayırmayacaksınız. Bir bütündür. Sayılarına bakıyorum. SO4'ten bir tane var. Ama amonyumun altında 2 olduğuna göre başına şunu yazmam gerekiyor. Bir alttaki bileşiğimiz sodyum karbonat. Yani sodyum iyonları olacak ki sodyum artı 1 yüklü bir katyondur. Yanında bir de karbonat kökümüz olacak. CO3 eksi 2 suda ya da 2 eksi suda fark etmez nasıl yazdığınız. Peki sayılarına bakalım. Sodyumun altında 2 olduğuna göre 2 tane sodyum, karbonattansa 1 tane olması gerekiyor. Alttaki bileşiğimiz. Şimdi bakırın 2 değerliği vardır. Artı 1 ve artı 2. O zaman bunu hidroksitten çıkarmalısınız. Hidroksit eksi 1. Bire 1 birleştiklerine göre burada aslında bakır artı 1 almış. Yani bileşiğimizin adı bakır 1 hidroksit. Yani bir bakır artı 1 iyonları verilecek. Artı bir de hidroksit iyonları verilecek ve birebir birleştikleri için de birebir yazacağız ve bitireceğiz. Bu videoda da bir iyonik bileşiklerin suda çözülme denklemlerinden bahsettik. Bundan sonraki videomuzda yine iyonik bileşiklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.